neden derseniz, TOKİ geldiği zaman bizler mağdur oluyoruz. Başkalarının yapmalarına da kendileri aynı plan üzerine yapılmasını istedikleri için biz bu konudan mağduruz. Bizlere imar açılmasını istiyoruz. Eğer imar açılırsa çok seviniriz. Ben emekli bir vatandaşım. Aldığım maaş 2500 lira. Bunu ben ödemem, hiç mümkün değil. Yani borçsuz bir ev istiyorum ben. Mecidiye Mahalle Muhtarı Deniz Özcan. Benim bölgem Mısri ve etrafı olarak geçiyor. Yalnız Mecidiye başlı başına ayrı bir bölge ve binaların %80'i yeni durumda. Gerçekten gelip görenler Mecidiye'yi hangi aklı selimle orayı kentsel dönüşüme soktuklarını anlam veremiyoruz. Bir de neden kentsel dönüşümde kat sayılarını bizim düşük tutuyorlar? Canlarının istediği yerleri yüksek tutarken o bölgelerde neden 2 kat, 3 kat, 4 kat ve 5 kata kadar tutabiliyorlar? Ya da 10 kat yatay bir mimari değil mi? Neye göre yatay mimari diye bizim oraların kat sayılarını düşük tutuyorlar? Ki bölgenin en sağlam uydu kentten bile çok daha sağlam bölge olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu mahalledeki herkes de biliyor. Mahalle sakinlerinin şunu bilmesini ben bir öncelikle söylemek istiyorum. Dilekçeyi verdiğimiz gün bu dilekçemizi aldığınıza dair bize tarih ve bir sıra numarası verir misiniz dedik. Öyle bir şeyimiz yok dediler. Bizim kaydımız yok. Böyle bir şeyle karşılaştık. Peki kaşe bası verin aldığınıza dair, böyle bir şey verin, o da yok. Bugün bir taksicide dahi, simitçide dahi bir kaşe vardır. Değerli dostlar, değerli hemşerilerim, komşularımız. Bizim burada başından yani güvenimizi sarstılar. Biz boş arsa veriyoruz. Boş arsa veriyoruz biz. Arsa kat karşılığı verildiği zaman %50 ile veriliyor müteahhitlere bugün Afyon'da. Şehir merkezi burası. Şehrin en gözde yeri burası. Uydu kent değil burası. Harbiş, Ataköy, Maraşan, Feri Çakmak mahalleleri değil buralar. Bizim burada 100 metrekare yerimiz olursa, 100 metrekare yeri olan bir insan, bunu diyelim ki 5 ile çarpalım değerli dostlar. 5 katta 250 metrekare eder. 5 katta bize düşen 500 metre yapıyor, bize düşen 250 metrekare eder. Bize 250 metre değil, 150 metrekare yer veriyorlar. Örnek olarak söylüyorum bunu. Ve karşılığında üzerine para istiyorlar. Biz niye kentsel dönüşüme arsamızı, boş arsamızı vereceğiz ve karşılığında üzerine para ödeyeceğiz? Ödeyeceğimiz para zaten inşaatın maliyeti. Arsamızı elimizden bedavaya alıyorlar. Çumada altında bize TOKİ dayatma yapıyor. TOKİ'nin dayatmasıyla biz elimizdeki mal varlıklarımızı verdikten sonra bunların karşılığında tabii ki halk dilini tabiri caizse dağdan gelip bağdakini kovma gibi işlem yapacaklar bize. Benim mahallemde 40 yıl boyunca yaşadığım komşularımı oradan alıp atacaklar. Ben bunları istemiyorum. İstemediğimin sebebi de şu. Ben mal varlığımı verdikten sonra üstüne para vereceksem o parayı verecek olduktan sonra niye ben o zaman orayı veriyorum? Bir, belediye başkanı benim verdiğim oylarla orada oturuyorsa o oturduğu koltukta beni temsil etmeli. Arkadaş ben rantsal dönüşümü düşünürüm, bizim cebimize gelecek parayı düşünürüz demesinler. Benim elimdeki lokmamı almasın, benim elimdeki lokmamın yanına bana katık verebiliyorsa onu yapsın bu insanlar. Seçim zamanı geldiğinde kapı kapı dolaşıp bana oy verin dedikleri zaman kentsel dönüşüm TOKİ'ye git diyeceğim ben de onlara o zaman. Yani bizi savunmak için. Birinci ve ikinci etap yerde evim var. Buraları bütün arkadaşlarımın söylediği gibi TOKİ baskısı altında elimizden almak isteniyor. Afyonumuzun eğer vizyonu değişecekse, çok güzel bir yer olan merkezi yerde binaların projelerinde ben istiyorum ki evlerimiz hakikaten yaşanacak bir kentsel dönüşüm olsun. Yer altını kullanalım, yer üstünü kullanalım, yer altında otoparklarımız olsun,
yeraltı çarşımız olsun. Üstünde de gayet güzel hani enerji üretebilecek santrallerimiz olsun. Yağmur sularını, su şeylerini bir sıkıntı çekiyoruz. Altında yağmur suyu depolayacak yerlerimiz olsun. Bunlar olmadıktan sonra Afyon'un vizyonu değişir mi? Normal bir vaziyette olan herhangi bir binanın güzelliği ne katar Afyon'umuza? Hakikaten verdiğimiz oyların, hayır oylarının en azından şimdiye kadar ki aradan bir ay geçti, bir buçuk ay oluyor. Birisi çıkıp da ya bakanlıktan yahut da belediyeden evet sizin kentsel dönüşüm projenize oy şudur yapılacak veya yapılmayacak desin ama illaki zorlayacaklarsa dediği gibi vatandaşımızı ezdikten sonra yapmasınlar bunu. Sayın Göksel Hanım milletvekilim diyor ki eğer oraya dozer gelirse ben varım. Biz de varız. Oraya bizim rızamızın dışında dozer girerse biz de varız. İzmir'i takip ediyorum bu şeyde. Yeminle söylüyorum milletin malına konmuşlar. Yok böyle bir şey. Milletin malına resmen konmuşlar ya. Yok böyle bir şey ya. İsyan ediyorum. Yazıklar olsun. Vallahi hizmet ettim. Billahi hizmet ettim. Bu Afyon'da sorsunlar. İmam emeklisiyim sen. Yazıklar olsun ya. Yok böyle bir şey ya. Olmaz ya. Belediye başkanı çekmiş. Bana afra tafra yapıyor sözünü. Ya gerek yok ki ya. Gerek yok. Bizim hakkımızı verin. Biz size arkanızdayız. Hepinizin yanındayız. Aynı şey. Bugün CHP benim yanımda durursa ben vallahi CHP'ye giderim. Niye gitmeyeceğim? Benim öz kaynaklarımı değer bilsin, yeminle söylüyorum, benim için fark etmez. CHP'de, MHP'de, AK Parti'de, Fazilet'te, Refah'ta hepsi aynı. Yeter ki bu milletin derdine iyisin, bizim isteğimiz bu. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.